Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir ay önce Genç Göz Spor Bakanlığı'nda 10 nolu iş konuda çalışan iş arkadaşlara geriye dönük ödemelerin yapılacağını müjdelemiştik ve bu haber gerçek oldu. Yine resmi yazı geldi arkadaşlar. Genç Göz Spor Bakanlığı 10. iş konudaki arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Geriye dönük ücret farkları onaylanmış olup Ekim ayı içerisinde ödenecektir. Geriye dönük ödemeler yalnızca bürüt ücretlere uygulanacaktır. Yol yardımı, yemek yardımı, sosyal yardımları, ek ödeme ve giyim yardımını kapsanmamaktadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Geriye dönük ödemeler 10. iş konuda eski işçiler için geçerlidir. Eski işçilerden belirsiz süreli iş sözleşmesini imzalamayanlar, önce belirsiz süreli iş sözleşmesini imzalayacak olup, daha sonra kurumun sunduğu taahhütnameyi imzaladıktan sonra ödemeleri alabileceklerdir. Taahhütnameyi ve belirsiz iş sözleşmesi imzalamayanlar ödeme yapılmayacaktır. Bilginize olsun. Ayrıca 10. iş konuda yeni girenler hariçtir. Bakın şöyle yazıyı büyüteyim. Bu resmi yazı dün tebliğ edildi. Bakanlığımız 10 iş kolunda ticaret, eğitim, büro ve güzel sanatlar faaliyet gösteren, bakanlığımız işletme toplu sözleşmesi imzalamak için yetki başvurusunda bulunan sendikalara Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olumsuz yetki verilmesi üzerine ortaya çıkan yetki uyumsuz uyuşmazlığı neticesinde yeni bir işletme toplu sözleşmesi imzalanıncaya kadar 11.8.2021 tarihinde imzalanan 2021 yılı kamu toplu sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenen ücret zamlarının ödenmesine eden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında alınan görüş doğrultusunda 15 Ekim 2001 tarihli bakanlık bakan ile gelire dönük olarak ücret zam uygulamasına günlük çıplak bürüt ücretleri yansıtılması hususları uygun görülmüştü. Bu defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından bakanlığımızda yapılan teftiş sonucunda düzenlenen raporun sonuç ve kanaatler kısmının işveren ne bildirecek hususlar başlıklı bölümünde yer alan hususlar ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde bakanlık makamından alınan bir örneği ekte gönderilen olur Kapsamda olan işlerimize avans niteliğindeki geriye dönük olarak ücret hesaplarının ödenmesi uygun görülmüştür. Bu çerçevede 1 Mart 2021 tarihinden yürürlüğe giren top, sona eren toplu iş sözleşmesi düzenlemelerinde yer alan ücret hesaplarının andan tarihten bugüne kadar geçen dönem için 2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünde yer alan esas ve miktarlar üzerinden yeniden hesaplanma sonucu bulunacak tutarın, aynı dönem için daha önce ödenen miktarın mahsubu yapıldıktan sonra yetki uyuşmazlığı kapsamında olan iş işçilerimize avans niteliğinde geri dönük olarak ödenmesine teminen, daha önce dönemlerde belirsiz iş sözleşmesi imzalamış işçilerimize bahse konu sözleşmenin yeniden imzalatılmayarak imzalamamış olan işçilerimize bahse konulu belirli süreli iş sözleşmesinin imzalatılması, onun dolayı iş konuda çalışmakta olan art etkiden faydalan tüm işçilere ise Ek üçte yer alan taahhütnamenin imzalatılması gerekmekte olup Aksel'de geriye dönük ödeme yapılmayacaktır. Bahse konulu imzalama süreci tamamlanmasına bir takip, geriye dönük dönemlere ait tahakkuk eden primlere ilişkin işlemler için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşveren Daire Başkanlığı'ndan alınan bir örneği yazımız ekinde yer alan Ek 4 30.09.2022 tarihli ve sayılı yazısıyla bakanlığımıza geriye dönük olarak ödenmesine karar verilen Bakanlık makam onayı ek bir ile birlikte takip eden ayın en geç Ekim 26'sına kadar bu döneme ilişkin ek belgelerin kağıt ortamında hazırlanarak iş yerlerine işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüklerine merkezlerine başvuru yapılması. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle taahhütname imzalayanlara bilecek. <laughs> pardon arkadaşlar. Ücret amlar için ise GSB net sistemi işçi maaş programına elde edilen bordro hesaplama sekmesine yeni eklenen yetki uyuşmazlığı bodrosundan, bodro türü olarak maaş, mesai hafta sonu mesaisi, resmi tatil, bayram çalışmasına tahakkuk ettirilen bodrolardan kontrol edilerek işlem tesis edilmesi, maaş farkı 1-14 günlük sendikal ikramiye ve ilave hediye seçilerek işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 2001 yılı kamu toplu sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün 5. maddesinde yer alan yetki uyuşmazlığı devam eden iş yerleri başlığı altında yer alan ücret zamlarının avans olarak hesaplamasına teminen. 1 Mart 2021 ile 31 Ağustos 2021 dönemi için %12, 1 Eylül 2021 ile 28 Şubat 2022 dönemi için %5, öncelikle günlük bir çıplak ücreti 136 ile 67 kuruşun altında olanlar, 136 ile 67 kuruşa yükseltilmesi, toplamda %12 artı %5 ve %17 oranında zam ise, belirtilen dönemlerde günlük bir çıplak ücretlerine yansıtılması, 1 Mart 2022 ile 31 Ağustos 2022 dönemi için %5 artı enflasyon farkı %36.93 eşittir %41.93 oranında zam günlük bürüt ücretlerine yansıtılması. Ayrıca 1.01.2022 tarihine itibaren 2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün eki niteliğinde olmak kaydıyla ek çerçeve anlaşma protokolünün 3. çerçevesinin ödenmesi gereken %2.5 oranında zammın ise alınan tarihten itibaren uygulanmasına, 1 Eylül 2022 ile 28 Şubat 2023 dönemi için %5 artı %21.97 eşittir, %26.97 oranında zammın uygulanması gerekmekte olup, bahse konu ödemeler sadece günlük bürütüşüplak ücretlere yansıtılacaktır. Yemek yardımı, vasıta yardımı, sosyal yardım, ek ödeme, giyim yardımı, olaya bağlı diğer sosyal yardımlara, ilişkin fark ödemesi kesinlikle yapılmayacaktır. Belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalamayan ve asgari ücret altında kalan işlere daha önce ücretlerinin asgari ücrete çekildikleri göz önüne bulundurularak tüm artışları sonrasında emsali işçi günlük brüt ücret seviyesine getirilmesi gerekmektedir. Asgari ücret artış öncesinde aldıkları günlük brüt ücret üzerinden art artış zamları uygulanacak geriye dönük ücret farkı hesaplamasının yapılması tüm artışları sonrasında emsali işçi günlük bürüt ücret seviyesine getirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede bahse konu geriye dönük ücret zamlarının ödenmesine teminen biriminiz il müdürlüğünüz tarafından yazımıza yer alan hususların hassasiyetle yerine getirilmesi gerekmekte olup, yukarıda yazılanlar haricinde yapılacak işlemler ilişkin ilgili mevzuat doğrultusunda tereddüt hasıl olduğunda genel müdürlüğümüzle iletişime geçilmesi hususunda gereğini az rica ederim Ahmet Can Acaroğlu bakan adına genel müdür vekili arkadaşlar. Evet onun oluş konumda durum bu şekilde. 4 adet de ek yazısı var arkadaşlar. Bakanın resmi il müdürlüklerine gönderdiği 81 ile gönderdiği ekte. Bu yazıya ulaşmak isterseniz videonun altına linki ekledik. Direkt tıklayıp kendiniz de bu yazıyı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Videonun altına linki var. Dediğim gibi ödemeler en geç 26 Ekim tarihinde kağıt ortamında imzalanacak. Herhalde ödemeler bu ayın sonuna yetişir mi bilmiyoruz. Umarız yetişir arkadaşlar. Çünkü e, bu ödemeler için kağıt ortamında en geç 26 Ekim tarihine kadar hazırlanarak işlemlerin işlem gördüğü, iş işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvuru yapılması isteniyor. Yani bu ay sonuna kadar yetişmeye de bilir bu olay arkadaşlar. Yani ne kadar kendi bulunduğunuz il müdürlüğü ne kadar hızlı davransa o kadar hızlı olacak gibi görünüyor bu ödemeler. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz.